Egzime bakışlar, bugün sizlere başlat menüsünün simgesini değiştirmeyi göstereceğim. Ben değiştirmiştim. Gördüğünüz gibi farklı iPhone'un simgesi. Şimdi beyler, altta verdiğim linkten dosyayı indiriyorsunuz. İndirdiğiniz dosyayı RAR'dan çıkartımlı masa üstüne atın direkt. Bu ilk şeyimiz. Bu da ikinci. Bu da simgelerin şeyi. Bir dakika, atsın. Tamam. Şu iki şey lazım bize. Şimdi burada beyler simgeler var. Gördüğünüz gibi simgeler var. Seçin, beğenin. Ben bir tane seçip beğeneyim. Yüklensin bir. Şunlar değildi. Bir dakika. Beyler. Razer, bir dakika. Güzel bir tane bulmak istiyorum. O şurada şey varmış. Neyse o. Beyler işte buradan Superman'i mi seçsek, ne yapsak? Son kez daha bir göz geçirelim. Aslında şu hiç fena değilmiş ha. Neyse beyler, ben şu Superman'i yapayım. Bakayım. Aynen, ben bir Superman'i yapayım. Nerede Superman? Burada hangisini yapalım? Şunu yapalım ya. Şu neymiş? Yok, bu dandik. Tamam beyler, ben Superman'i seçtim. Şunu hemen masa üstüne çekelim. Masa üstüne çektik. Sonra ikinci dosyamıza giriyoruz. Windows 7 Start buton. Beyler burada gördüğünüz gibi yerler var. Şimdi bu karşınıza geldi. Beyler ilk bir şunu tıklayın. Buradan masaüstü değil, masaüstü diyebilirsiniz. Masaüstüne attığımız için. Sonra buradan bunu ben bunu seçmiştim ya. Aç diyoruz. Beyler bir gidip gelme olacak. Evet beyler, Süpermen olmuş. Gördüğünüz gibi yani değişiyor, üstüne gelince sarı mara oluyor. Bir tane daha seçelim isterseniz. Şurada, şuraya gitmiş. Şimdi hangisini seçebiliriz? Dakika. Güzel bir tane daha seçelim isterseniz. Şunu seçeceğim ya. Bu neymiş böyle? Yine ikinci programımıza geliyoruz. Buradan işte şeye tıklıyoruz. Sonra masa üstüne attığımız klasörü seçiyoruz. Bir gidip gelme olacak. Gördüğünüz gibi bu da Transformers oldu. Beyler. İşiniz yaradıysa ne mutlu bana. Beyler, amına kalkmayı unutmayın. Bay bay.